Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir Perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda ABD vadelerinde sakin bir seyir var. Dün çip şirketlerindeki yükseliş Nasdaq'a pozitif etkilemişti. Bugün ise dünkü kapanışlara yakın seviyeler görüyoruz. Asya'da ise Nikkei %2 yukarıda, yine Hong Kong ve Çin piyasası ise Çin yeni yıl tatiline girmeden önceki son günde karışık seyrediyor. Çin piyasası %1 yukarıda, Hong Kong ise %1 aşağıda. Şimdi içeriye döndüğümüzde bugün önemli bir gün. Neden? Saat 10.30'da yeni Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon raporunu sunuşunu izleyeceğiz. Piyasalar buna odaklı olacak. Daha önce de hafta sonunda da belirttiği gibi enflasyon konusundaki ciddi ve sıkı duruşun devam etmesinin mesajını vereceğini düşünüyoruz. Ama daha farklı arada mesajlar olacak mı? Piyasanın güvenini kazanması açısından önemli bir toplantı. Açıkçası bu. 2024 enflasyon hedefleriyle ilgili herhangi bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Büyük bir ihtimalle bundan, eğer yapılacaksa, bundan bir sonraki toplantıda yapar diye tahmin ediyorum açıkçası. O yüzden 10.30'daki toplantıyı imkanı olan herkesin dinlemesini tavsiye ederim. Onun dışında baktığımızda sabit getirili enstrümanlar tarafında hem Türkiye Varlık Fonu'nun hem de Şişecam'ın Amerika'daki soda külü işi olan Visoda'nın çıkardığı iki tahvili vardı. İkisine de gayet iyi talepler geldiğini görüyoruz. Visoda özellikle bana enteresan geldi. 7 yıllık dolar bazında bir enstrüman. İlk oranlar %9.37 civarında, 500 milyon dolarlık bir tahvil olarak piyasaya çıkıyor. Büyük ihtimalle fonların hepsi alacaktır ama özellikle döviz tarafında yatırım yapmak isteyenler için bankacılarıyla konuşmak açısından cazip getirili bir döviz enstrümanı olarak gözüme çarptığını söyleyebilirim. TL tahvil tarafında bir süredir belli aralıklarda işlem görüyor. 2 yıllık tahviller sonuç ayda 37-43 bandında, 10 yıllık tahvillerde kabaca 25-29 bandında işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Bu sene buradaki hareketi daha çok bütçe açığının yönü belirliyor olacak diye tahmin ediyorum açıkçası. Benim gözüme çarpan, hani 2 yıllıklarda 43 oranları aslında fena oranlar gibi gözükmüyor alıp taşımak açısından. Şimdi bu seneye baktığımızda neler var diye, yani bugün açıklayanlardan Anadolu Sigorta var. Sigorta sektörü çok yakından takip ettiğimiz bir sektör değil ama Anadolu Sigorta'nın karı biraz beklentilerden daha aşağıda geldiğini görüyorum. Burada ayrılan karşılıklar var. Normal bir prosedür aslında ama bu seneki ayrılan karşılıkların miktarının yüksek olduğunu görüyorum açıkçası ben. Bir de üçüncü çeyrekte bilançoya pozitif etkisi olan yatırım gelirlerinin düşük kaldığını görüyorum. Biraz daha detaylı inceleyip bakmakta fayda var. Biliyorsunuz sigorta şirketleri bizlere poliçe satıyorlar. Bu poliçelerden elde ettikleri primleri daha sonra değerlendirerek herhangi bir hasar oluştuğunda, bu hasar sağlıkla ilgili olabilir,
arabanızla ilgili olabilir, fabrikadaki yangın olabilir. O ödemeleri yapıyor. Bu dönem içinde ise bir havuzda toplanan bu primler çeşitli yatım enstrümanlarıyla getiri sağlanmaya çalışıyor. Anadolu, bu aradaki farktan da sigorta şirketleri kâr ediyorlar. Bu zayıflık biraz diğer sigorta şirketlerinin performansını da sorgulatabilir açıkçası. Yani ben buna biraz negatif tepki verebileceğini düşünüyorum. Anadolu Sigorta özelinde diğer tüm şirketlerinde aynı şekilde olması gerekmiyor tabii ama genel olarak bir işaret verir. Daha büyük boyutta olan Türkiye Sigorta'da son dönemlerde özellikle iyi performans gösterdiği için bugün orada bir zayıflık görebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar, iyi seanslar. Herkese merhabalar. Ben de Türk Traktör'ün Ocak ayı satış hacimlerinden bahsetmek istiyorum. Yurt içi tarafta satış hacimlerinin %36 daraldığını görüyoruz. Buradaki ana neden 2024 yılından itibaren Tier 5 satışına ve üretimine geçilmesi planlanıyordu. Genel olarak emisyon koşulları ile ilgili Türkiye'de. Burada Tier 3 ve Tier 4 üretim süresinin uzatılması ile birlikte bazı kotasyonlar için izin alınması gerekmiş. Şirketin açıklamasına göre bu izinler de 7 Şubat itibariyle alınmış ve şirket buradaki satış kaybını yurt içindeki Şubat ayından itibaren telafi etmeye bağlıyor. Bu bağlamda da Ocak ayında 30 yıllık bazda %36'lık bir daralma olmuş. Bunun Şubat'tan itibaren biraz önce de söylediğim gibi bir miktar daha toparlanması, buradaki satış kaybının giderilmesi bekleniyor. Diğer bir taraftan ihracat hacmine baktığımızda da yıllık bazda %5 bir daralma var. Burada da 1,6 bin adetlik bir satış gerçekleşmiş. Böylece Türk Traktör'ün Ocak ayında yıllık bazda %26 daralmış gözüküyor satış hacimleri. Biz genel olarak 2024 yılında 2023 yılındaki rekor satışlarını satış pazarının ardından pazardaki daralma ile birlikte Türk Traktörü'nde satış hacimlerinin yurt içinde %16, ihracat tarafında da %6 daralmasını bekliyoruz. Şu an için Türk Traktör'de tutenlerimizi sürdürüyoruz. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Merhabalar, günaydın. Geri alınma devam eden yine MLF Sağlık var. 4,9 milyon TL. Yayla Gıda, Sarkuysan, Gedik Yatırım, Doğan Holding geri alımı var. Doğan Holding'de tamamlanma oranı %20'ye ulaştı. Yayla Gıda'da %24, 29'dayız. Sarkuysan'da %1, Gedik'te %1. Bunun haricinde benim tarafta enerjilerde son hani birkaç haftadır, bir haftadır daha doğrusu bir hareket var yukarıya doğru. Elektrik fiyatlarında toparlanma hafif var. 2024'ün yani evet geçtiğimiz ayın ortalaması 2000 civarındayken şu anda Şubat'ta 2100-2200 civarında seyrediyor. Bir %5 onluk bir artış var gibi sanki elektrik tarafında. O da yansımış vaziyette. Bir de tabii geride kaldı elektrikler, enerji hisseleri. Onun da etkisi vardı. Yani tabii bize çok aksi enerjiyi beğeniyoruz burada. Oradaki hedef fiyatımız 64 lira. Şu anda istersen 38 liralarda hala. Yurt dışının payı oldukça fazla, her zaman söylüyoruz. Yurt içindeki elektrik fiyatlarından çok etkilenmeyen bir şirket Aksa Enerji. Diğer ODAŞ'tan, Zorlu Enerji'den veya Ak Enerji'den farkı zaten yurt dışı ağırlığının fazla olması. Ki 2028-2029 önümüzdeki 3-4 yılda daha da artacak yurt dışı payı. %80'lere ulaşacak. Ve hızlı büyüme sürecinde olan bir şirket ve ucuz da buluyoruz. O yüzden biz tabii Aksa Enerji her zaman beğeniyoruz. Ama ODAŞ'ta mesela dikkatimizi çekti bu son dönemlerde. ODAŞ'ta da şöyle bir şey var. Hisse de 14 liradan 8 liralara gelmişti. Şimdi bu anda da 9,5-10 lira arasında gidiyor geliyor. Yani burada ucuz açıkçası hisseler. Faaliyet kârı olarak yani 4. çeyrek, 3. çeyrekten daha iyi geçti. Onun da sebebi
elektrik üretiminin artmış olması 3. çeyreğe göre. Elektrik fiyatında hafif artış vardı. Yani daha iyi bir fabrik rakamı 4. çeyrekte, o da işte 3. çeyreğe göre göreceğiz. Görünüyor. Orada 2024'te de beklentimiz daha iyi bir fabrik olacağı yönünde. Yani bu sene, daha doğrusu 2023'te işte 1,7-1,8 milyar TL bir fabrik. 2024'te de en az 2,5 milyar TL gelecek gibi görünüyor. Buna göre bakınca da çarpan bazına baktığımızda da FDF çarpanı 5'lerde hala. O iyi bir seviyede, ucuz olduğunu gösteriyor hisselerin. O tarafı da beğenmeye başladık açıkçası. Yani Aksan tabii ki ilk tercihimiz. Yani en çok onu beğeniyoruz ve daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok hızlı büyüme sürecinde o şirket. Ama ODAŞ'ta o şekilde bir büyüme yok. Ama o da ucuz kaldı. O açıdan ikinci beğendiğimiz ODAŞ diyebiliriz enerjiler içinde. Aksaklık da mesela dikkatimizi çekiyor. Orada da toparlanma var yavaş yavaş. Yani çeyrek çeyrek, her çeyrek üstüne koyarak gidiyorlar. Orada da önerimiz al yönünde. Hedef fiyat 140 lira. Şu anda 100 liranın altındayız orada. Yani o da yani oradaki şunu söyleyebilirim aslında Akrilik'te. Akrilik fiyatlarında toparlanma var. Ama biraz yavaş var. Yavaş toparlanma var. O da Çin'in etkisi var aslında. Yani bu Çin'in büyümesi düzeldiği zaman, oradaki sıkıntılar giderildiği zaman yani bu hisse olumlu yansıyacaktır. Çünkü akrilik fiyatlarını belirleyen dünyada Çin. O yüzden de bu Çin'le ilgili sıkıntılar düşürüyor akrilik fiyatlarını. İşte büyüme beklentileri de arttırıyor diyebiliriz. Takip ettiğimiz şey şu anda Çin aslında o tarafta. Ama yani şu durumda bile aslında her çeyrek iyileştiriyor karlı şirket. Zaten çok beğendiğimiz bir şirket Aksaklık'ta. Çok iyi yönetilen ve yani ne üretse satabilen bir şirket. Öyle söyleyebiliriz. O açıdan onu da ucuz buluyorum. Kimyasal tarafında da Aksaklık ön plana çıkıyor bizim tarafta. Tüpraş'la ilgili de Tüpraş'ı zaten biz hani uzun zamandır beğeniyoruz. O tarafta bir sıkıntı yok. Oradaki marjlarda Şubat ayında yine iyi gitti. İlk 8 günde yine kuvvetli gitti. Dizel ve jet yakıtında. Benzin de yine iyiydi. Tüpraş sonuçlarını 4 Mart'ta açıklayacak. Aygaz da yine 4 Mart. İkisi de aynı gün açıklıyor. Orada da iyi sonuçlar bekliyoruz. Temettü çok önemli olacak artık Tüpraş'ın. Dördüncü çeyrek kârından ziyade temettü çok daha önemli tabii. Orada da beklentimiz 40 milyar TL civarında bir temettü olması yönünde. O da temettü verim olarak %13-14 yapıyor. Aygaz'ı da yine beğeniyoruz. Onu da ucuz buluyoruz. Tüpraş önce, Aygaz sonra. Bir de tabii Sabancı Holding var benim tarafımda beğendiğimiz. Onu da hala beğenmeye devam ediyoruz. Ucuz buluyoruz. FK olarak 3'lerdeyiz hala orada. Yani bu kadar son dönemdeki artışlara rağmen hala FK oranı 3 sadece. İyi görünüyor orada da. Yani üretimin pardon, halka arzı çok aslında önemli olacak bu sene 2024'te Sabancı Holding için. Onun zamanlaması çok soruluyor. Ne zaman bekleniyor falan. Şirket paylaşmadı tabii ki. Yani şu zamanda biz düşünüyoruz halka arz gibi bir şey söylemiyor ama talep önemli olacak. Yabancı talebi test ediliyor. Seçimlerden sonra yabancı talebinde artış olursa o yüzden yani beklenti de o yönde aslında. Sanki yılın ikinci yarısında daha muhtemel görünüyor. Ama o zaman tabii tekrar değerlendirmek gerekecek. Yabancı talebi çok önemli dediğim gibi. Benim taraf bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Borsa tabii birkaç gündür sindirmeye çalışıyor ve daha çok hisse bazlı hareketler görüyoruz. Batuhan'ın da bahsettiği gibi bugün Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmaları, vereceği mesajlar önemli birkaç hafta önce yaşanan durumlardan dolayı. Ama tabii ki buradaki genel duruş korunacak mı? Bunlar hep önümüzdeki dönemin soruları olacaktır. Ama şimdilik hala iç talebin kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Yani orada bir yavaşlama olmadı. Şimdi yeni işte ücret artışlarının falan etkilerini göreceğiz talep tarafına. Maliyet tarafı tabii ilk taraftan negatif olacak ama diğer taraflara
Biraz böyle tartma dönemindeyiz. Rüzgar hala devam ediyor. Sentiment algo tarafına da baktığınız zaman yine önemli noktalardayız. Yani güç kazandığı bir noktada. Tabii bugün de bir olay, daha doğrusu işte bir gelişme olacağı için en azından Merkez Bankası'nın konuşmalarıyla ilgili olarak düşündüğümüzde kritik noktalar. Ama mevcut dalganın devam etmemesi için çok büyük bir sebep yok. Ama hisse senetlerinde tabii ki seçimlerde çok dikkatli olmakta fayda var. Ama bazı hikayelerde devam edecek, onu da söyleyeyim. Örneğin şimdi Vestel'de bayağıdır bir yükseliş oluyor. Ama biz bunu daha önce dediğim gibi 11 Aralık'ta dikkat çekmiştik. Yani bazı hisseler böyle yıllardır çok düşük seviyelerdedir ve bir değişim içerisine girerler. O süreçle birlikte de aslında çok uzun bir yola çıkarlar. Biz bunu geçmişte Migros'ta gördük. 500 milyon dolardan 2,5 milyara geldiğini gördük. Ülker'de yavaş yavaş görüyoruz. 500 milyon dolardan yükseldiğini, 1 milyarın üzerine attığını. Keza Vestel'de buna benzer hikayelerden bir tanesi. Orada da bir atak içerisinde. Tabii bunlar gelişmeli olurken bir de dava ile ilgili bir konu oldu. Bir tazminat davası kazandı. Ama ona bel bağlamamak lazım. O tabii ki destekliyor ama dediğim gibi oradaki alınıp alınmayacağı dava, kesin karar ne zaman alır, alınıp alınmayacağı, alınacaksa o borçlardan tahsil edilebilecek mi? Bunlarla ilgili bir sürü soru işareti var. O nedenle bizim ana beğenmemizin sebebi bu davayı kazanmış olmaları değil. Onun altını çizeyim. Genel olarak önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 2-3 yıllık dönemde Vestel elektronik tarafında işte elektrik şarj aleti gibi gibi konularda atılım içerisinde olabilir. Beyaz eşyada zaten belli bir yerleri var diyerek aslında teması üzerinde duruyoruz. Bununla ilgili daha detaylı çalışmamız olacak tabii ki. Sadece çok şu anda sentiment değeri de yüksek olduğu için bir kez daha vurgulamak istedim. Sabancı Holding de listede yine. Arçelik'i de görüyoruz. Arçelik çok geride kaldığı için biraz hareketleşiyor, yapıyor ama hala Arçelik'in temel olarak en sıkıntılı dönemlerden çıktığını görmüyoruz, onu söyleyeyim. Petkim de yine takılıyor o şeye. Yani çok geride kalmışlarda biraz hareketlenme var ama orada yani çok çok iştahlı olamıyoruz. Yani Arçelik dediğim gibi çok geride, eğer bir yıl ötesine bakıyorsanız denenebilir ama 6 ay 9 aylık dönemde işleri yine zor görünüyor. Ama burada yine Vestel ve Sahol bizim beğendiğimiz taraflara yakın hisseler olarak dile getirilebilir. Diğer dikkat çeken hisselerde de Anadolu Holding'i görüyoruz. Bu da nedir? Migros gitti. Anadolu Efes çok yükseldi. Yine Coca-Cola yükseldi. Anadolu Holding geride kaldı. O yüzden onu, bunları bir sepet gibi düşünen, ki Anadolu grubu yaptığı işte iyi. Bir şirkete yatırım yapmak adına Anadolu Holding her zaman şey yapılabilir, düşünülebilir. Aksa dikkat çekmeye başlıyor. Aksa Akrilik'te, Umut da şey yaptı. Evet, Çin mesela, Demir Çelik'te, Erdemir'de görüyorsunuz. Erdemir için de hala Çin şeyi geçmiş değil. Yani böyle acele edecek bir durum yok. Yine çok geride kaldığı için zaman zaman hareket içerisinde olabilir. Onu ifade edeyim ama böyle gerçekten de orayı biz de inşallah bekliyoruz ama daha vakit var gibi. Önümüzdeki 3 ay 6 ayda biz ondan sonraki 6 ay 1 yılı görmeye başlarsak ona göre daha şey yapacağız ama hem bu yıl sonunu atlatması hem de şu Çin yeni yılını falan atlatması gerekir ama yine dediğim gibi o listede Anadolu Holding, Aksa daha çok ön plana çıkıyor. Çimentolar zaman zaman çıkıyor ama çimentolar çok ucuz bölgede değil. Bankalardan da TSKB dikkat çekiyor. Genel durum böyle. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.